Mehmet Ağar gibi güçlü bir figür bile böyle bir skandalın ardından 6 gün sonra bir biçimiyle görevden el çektirildi. İşte o zaten işte ciddi bir iddiayla şey yapıldı. Ortada sistemik problem derken bundan bahsediyorum. Bir piramide dönüşmüş durumda. Yani bir parçayı alıp koyamıyorsunuz artık. Artık komple suç ilişkilerinin birbirine bağladığı bir e, rejime dönüştürüyorsunuz. En büyük arkadaşlığı ben şu olduğunu gördüm. Cezaevine girdim, askere gittim. E, yoldaşlık ilişkisi kurduğum insanlar oldu. En büyük arkadaşlık suç ortaklığı. Suç ortaklığı. Şimdi, Asla satamıyorsunuz e, çünkü. Hatırlarsın e, bu mortgage e, hadisesi başladığında Amerika kaynaklı ve bütün dünyayı kriz vurduğunda işte bankalar sarsıldı vesaire. Kimi bankalar için o sırada dendi ki batmak için fazla büyük. Evet. Türkiye'de de Dediğim gibi bir suç ortaklığı var, bir bataklık var, kurutmak için fazla büyümüş. Elbette e, bunu hani madem öyle bırakalım diye söylemiyorum, ama olayın önemine ciddiyetine ve aynı şekilde e, ciddi bir yaklaşım gereksinimi olduğuna dikkat çekmek için söylüyorum. Çok büyük bir kirle, çok büyük bir bataklıkla karşı karşıyayız. Ya henüz bu hafta içinde önemli gündemlerden bir tanesiydi. Zaten konuşuruz. Beyis Ateş'in çok önemli bir iddiası var. Diyor ki ben 1999 yılından bu yana Süleyman Soylu'yu tanırım. Biz 1999'da Süleyman Soylu'yu tanımazdık. Türkiye tanımazdı. Son derece işte yerel bir siyasetçiydi o dönem Süleyman Soylu. 20-22 yıldır Süleyman Soylu'yu tanıyor. Veys Ateş'in nikah şahidi Süleyman Soylu olmuş. Kendisi söylüyor Veys Ateş'in. Dolayısıyla Veys Ateş ile Süleyman Soylu arasında dolayısıyla bir başka gazeteciyle kıyaslandığı zaman güçlü bir ilişki olduğu ortada beraber yürüdük ya, biz bu yollarda bir, heh, artı Veys Ateş'le aynı siyasi e, partinin üyesi olmuş kendisi de DYP kökenli yani Veys Ateş de DYP kökenli Süleyman Soylu da buradan geliyor DYP kökenli bir siyasetçi Ya bir savcı Veys Ateş'i çağırıp kardeşim bir ses kaydı var bu ses kaydını bazı gazeteciler dinledi ben de dinledim Cumhuriyet savcısıyım ya bana da bir itibar ettiler birisi dinledi bana bunu Kimdir bu klik? Nedir bu çete? Yani o montaj olduğunu söylüyor. Bu işleri kanıtlamak çok kolay. Şimdi bir, Gönderirsiniz bir tane tarafsız şeye, bir şirkete. Onun montaj mı değil mi olduğunu söyler. E, bu e, Cuma akşamına dönelim mi? E, İsmail Saymaz Halk TV ekranında e, Veys Ateş ile konuştu. E, orada herhalde asla unutulmayacak bir andı ve Ateş'in o konuşmayı inkar ettiği an bir çok kısacık bir hatırlayalım lütfen orayı. 10 milyon avroluk bir talep aramızda geçmedi. 10 Peki. milyon avro istedim. Peki, istedin. Ist Neden istedin? Bir dakika dur. O, diyelim ki 10 milyon avro istedim. 10 milyon avro bana geldi ya. 10 milyon avro kaç birpa İsmail? Bunu nereye saklayabilirim İsmail? Banka hesabına mı İstedim mi? Ya istemedim diyorum ya. Şimdi bir saniye. Böyle bir konuşmamız yok. Ya ben doğru söylemiyorum. Böyle bir konuş. Doğru söylemiyorsun. Çünkü ben bu konuşmayı dinledim. Korkmazdan bir mebla e, talep edildiğini söylüyorsun. Bu görüşmeye göre ben dinledim, ya yani kendim dinledim. Sen bu görüş. Şimdi e, ben dinledim diyor. Arzu ederseniz siz de dinleyebilirsiniz. Ahmet Şık çünkü o e, görüşmenin kaydını çok zor anlaşılıyor. Ama dikkat ederseniz hakikaten e, duyuyorsunuz. E, Ahmet Şık o görüntünün, e, o e, ses kaydını yayınladı YouTube'da. Ee, Ahmet Şık'ın e, Twitter hesabına girerek oradan e, bu bağlantıyı kopyalayıp dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi e, kaydeden Sezgin Baran, onun sesi daha net geliyor. Halbuki e, yani öbürü de belli ki arabada bir yerde bir dış gürültüler de var. Ama çok dikkatli dedi dinlediğinizde hem sözcükleri seçebiliyorsunuz hem de o sözcüklerin. E, Veys Ateş'e ait olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ama dedi ki Veys Ateş hemen arkasından bunlar dedi montaj dedi. Ee, benim dedi telefon konuşmalarımdan kırpıp kırpıp işte yan yana getirilmiş. İyi de Veys Ateş'le kaç kere konuşma yapmış olmalı ki bir insan onlardan kırpa kırpa montajla böyle bir ses elde edilsin onu da anlamış ba değilim. Ya başka bir hikaye. Ben gazeteciyim işte bu, 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 bu işi yapan birçok insanı tanıyorum. Beysi Ateş'ten çok daha tedirgin gazeteciler biliyorum. Evine giderken rahatsız olan gazeteciler. Acaba evinin önünde böyle 5-6 kişi gördüğü zaman tedirgin olan gazeteciler biliyorum. Bey Ateş son derece ılıman bir iklimde gazetecilik yapan bir kişi. Ona neden koruma veriliyor? Onun altına neden Mercedes bir araç tahsis ediliyor? Yani tehdit alıyor vesaire falan ya. Ben çok tehdit alan gazeteci biliyorum. Hiçbirine koruma verildiğini görmedim. Ayol Canan Kaftancıoğlu'nun koruması... Baktık inceledik tehdit yok diye aldık demedi mi? E Bakan dedi ya İçişleri Bakanı dedi bunu. Yani Canan Kaftancıoğlu'ndan bahsediyoruz. Şimdi bö böyle bir rejimin içerisinde böyle bir e, skandalın içerisinde Veys Ateş ne yapacaktı? Açıkçası ben şöyle beklerdim. Ya yani benim beklediğim hani bu programdan önce beklediğim ses kaydı var. Bu ses kaydını Haber Türk yönetimi dinlemiş. Kendisini zaten ilişkisini kesmiş. Fatih Altaylı yazmış. Sevilay Yılman yazmış. Yani ortada teşhir olmuş bir vaka var. Peki, sence... Ben o ses kaydının üzerine bir senaryo yazar diye düşünmüştüm. Yazamadı. İnanılmaz. Yazamadı. Ses kaydını komple reddediyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Diyor. Sence e, bu hale düşeceğini bilmiyor muydu? E, neden bu yayını kabul etti? İkincisi neden işte 10 gün sustu diye sordu sordu bir türlü yanıt alamadı ya. Yani çok özetle şunu soruyorum. Aslında e, Beyiz Ateş bu sorunun yanıtını da görüyor. E, Tam veremedi bize. Birini mi koruyor? O nedenle mi 10 gün çıkmadı? Yani birisi, birileri muhtemelen Süleyman Soylu diyeceğim. Çünkü onunla birlikte adı geçiyor. Onun yol arkadaşı, en yakını vesaire. Yani hani neredeyse Yedimini falan diyeceğimiz kadar yakın bir insan. Acaba... Süleyman Soylu için mi kendini yaktı? Ne dersin? Böyle bir görüntü, böyle bir şey var. Böyle bir görüntü var ortada. Yani bunu kabul etmek lazım. Çünkü Veys Ateş'in her cümleye başladığında aslında hedef Süleyman... Yani hikayesi şu. Niye yapılıyor kardeşim? Sen normal bir gazetecisin. Bir televizyon kanalında en yapan bir insansın. Sana niye böyle bir kumpas kuruluyor? İddia kumpas ya. Nasıl savunuyor bunu? Diyor ki ben Süleyman Soylu'nun 20 küsur yıllık yol arkadaşıyım. Kendisi benim nikah şahidim. Benim üzerimden Süleyman Soylu'ya yürümek istiyorlar. Zaten Süleyman Soylu ki PKK'yla, IŞİD'le, FETÖ'yle vesaireyle Yılmaz bir şey yapıyor. Önemli bir mücadele veriyor. Dolayısıyla oraya gitmek için bana saldırıyorlar. Yani hikayeyi buradan kuruyor. Dolayısıyla zaten Veys Ateş Süleyman Soylu'yla kurduğu yakın ilişkiyi reddetmiyor. Kaldı ki kendisini bu yakın ilişki üzerinden meşrulaştırıyor. İki yöntem deniyor. Bir, Zaten muhalif kitlelere veya kendisine inanması mümkün olmayan kitlelere ki bence bu memleketin yüzde 70'i 80'idir. Yani söz konusu bu savunmayı e, katiyen inanmama, inanmayanların oranı. Ama sadece şuna gücü elinde bulunduran e, azınlığa, gücü elinde bulunduran o küçük kitlelere diyor ki bir ben e, rejimin bekçisiyim. O yüzden bu hepinizi koruyan bu rejim aslında e, teröristler tarafından saldırı altında ya. olduğu için ben burada hedef bu, bu hedef oldum. Aslında bu siyasetin de son derece hep kullandığı dili aynen, aynen. bir kopyasını ve Ateş de kullandım maalesef. Ee, efendim, e, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölüm